O, Türkiye'de özel televizyonların ilk şovmeni. 57 yaşındaki Cem Özer, hayatının bilinmeyen sırlarını ilk kez anlattı. İzliyoruz. Olabilirim yani. 57 yaşındaki ünlü oyuncu Cem Özer, hayatının sırlarını açıkladı. Yemeği kimseye yaptırmam. Çok zevk alıyorum abi. Bir gün böyle merdivenden çıkıyorum, o da monitörün başında. Emre Saygın'ın Hadi Be isimli şovuna konuk olan Cem Özer resmen bütün sırlarını paylaştı. Fiziki anlamda hiç deforme olmamışsın. Çaktırmıyorum, içeriden çürüyorum. Dışarısı sağlam. Dışarısı maşallah bayağı sağlam abi, hiç değişmiyorsun. Yani 20 sene önce ne izlediysek, gördüysek o. Şimdi ben 57 yaşındayım. Hani yaşıtlarına... 57 mi? Evet. Abi sen bayağı bildiğin 57 yaşındayım. Türkiye'nin ilk televizyon şovmeni olan Cem Özer, oyunculuğunda unutamadığı anları da paylaştı. İlk tren yolunu hani Hicaz'dan işte petrol taşınacak falan filan, o demir yolunu yaptıran kişi Abdülhamit. Onun hikayesini yapacaktı Kudret Sabancı. Ben de Sen Benimsin diye bir dizide oynuyordum işte şu sakallarla. Bir gün böyle merdivenden çıkıyorum, o da monitörün başında. Telsizden şey dedi, hocam dedi, aynı Abdülhamit'e benziyorsun dedi. Ben o güne kadar hiç düşünmemiştim. Sonra çok bir araştırdık. Abi. Gerçekten benziyoruz. Sonra araştırdım ben. Terazi burcuyum. Terazi burcu. Annem Ermeni. Annesi Ermeni. Ben kriminal diziler izleyerek uyuyorum. Başucunda kriminal kitaplar. Dip deden olmasın okutarak abi. Okutarak uyuyor. Saraylı olabilir. Veya karnesi olabilir. Cem Özer okul yıllarında da bando takımında olduğunu ancak çok meraklı bir çocuk olduğunu anlattı. Üçüncü sınıftaki halim yavru kurttum. Nişanca İlkokulu'nda, Kumkapı Nişanca İlkokulu'nda okuyorum. Mesela haylazlık şöyle söyleyeyim. O zamanlar cumartesi günleri öğlene kadar eğitim vardı okulda. Cumartesi günü öğleden sonra tabii ki ilkokul ve o zamanki yani nereye denk geliyor? İşte 60'ların sonu, 70'li 60'ların sonu. Bilmedim. Yani işte 68, 69 falan. Televizyon var mıydı o zamanlar? Yoktu. Cem Özer, oğlu Nejat'la sık sık mutfağa girdiğini de itiraf etti. Yemek sen yapmayı seviyorsun anladığım kadarıyla. İyi bir aşçıyımdır. Öğretiyorsun yani, da. Evet, Nejat da çok sever benim yemeklerimi ve beraber yapıyoruz. Onun da iyi bir gurme ve iyi bir aşçı olmasını temenni ediyorum. Çünkü benim için kendini doyuramayan insan yarım insandır. Cem Özer evli olduğu dönemde de mutfağı kimseye bırakmadığını söyledi. Yok, yemeği kimseye yaptırmam. Çok zevk alıyorum abi. Yemek yapmaktan aşırı zevk alıyorum. Hep yani mesela evlilikten hep yemeği yapan taraf sen mi? Ben. Bırakmam kimseye. Yani bundan daha büyük bir meditasyon yok ya. Acayip ki. Bir de ben hani bazen cazla yaparım yani. İcat ederim bilmem yani. Evde mesela gittim, ay alışveriş yapmamışım, açarım kiler, ne var abi, erişte var, mercimek var falan filan, o var bu var, pıtı pıtı onlardan bir şeyler karıştırırsın falan, işte hangisi ne lezzete yakışır.